Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili çiçek sever dostlarım. Bugün sizlere yine bir sukulent tarzı bir çiçekle karşınıza geldim. Sukulent türü buz çiçeği ailesinden olan bir çiçek. Ayrıca bu çiçeğin diğer bir ismi de turşu çiçeği diye biliniyor arkadaşlar. Evet sukulentlere böyle bazı isimler takılıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sizlerin de hoşunuza gidiyor mu Bu bitkinin ismi de turşu çiçeği arkadaşlar. Delosperma piraniosum asıl ismi bu bitkimizin. Ama ben direkt turşu çiçeği diye söyleyeceğim. Çünkü yabancı dilini çok fazla telaffuz etmekte zorlanıyorum. Sizin de kulağınıza hoş gelmeyebilir. O yüzden kendi dilimizi, Türkçe dilimizi kullanalım ve turşu çiçeği diyerek konuma devam edeyim. Normalde Afrika kökenli bir bitkidir ve çok hızlı büyüyen bir sukulent türüdür. Kesinlikle eğer ki alırsanız yetiştirmesi çok kolay, çok güzel ve çok hızlı büyüyeceği için de çok rahat bakacağınız çiçekler arasında tavsiye ediyorum yani çok köklü olan bitkilerdendir arkadaşlar saçaklı şekilde kökleri olur Bu da ne demek bitkimiz çok güçlü ve kuvvetli demek oluyor ve kısa sürede de boyu çok güzel bir şekilde de uzuyor görmüş olduğunuz gibi bu bitkimiz de gayet güzel sağlıklı bir şekilde büyümüş ve yaklaşık yılın her döneminde çiçekli olan bitkilerdir aslında. Yerini, mekanını güzel ayarlayabilirseniz, güzel vitamin kürleri de verirseniz arkadaşlar. Vitamin kürleri demişken kanalımda vitamin kürlerimi doğal olarak kendi yapmış olduğum kürlere de ulaşabilirsiniz. Bunları verirseniz arkadaşlar yani kışın devamlı olmasa da böyle çok çok çiçekli olmasa da tek tük de olsa mutlaka çiçekler açıyor. Fakat yaz ayının gelmesinden birlikte minik minik sarı sarı aynı buz çiçeğinin çiçekleri gibi her tarafından dolu dolu çiçekleri olacaktır. Dediğim gibi bakımı çok kolay ama işte bazı şeylere püf noktalara da dikkat etmek gerekiyor. Bu şekilde çalı tarzına dönmesi için en azından bir yaşını doldurması gerekiyor. Bir yaşından sonra gördüğünüz bu çalı şeklini alıyor arkadaşlar. Bu tarzına geldikten sonra da kolay kolay öldüremezsiniz. Yani dona maruz bırakmazsanız, aşırı sulayıp kök çürümesi yapmazsanız arkadaşlar kolay kolay ölecek bitkiler arasında değildir. Bitkinin çoğaltması da arkadaşlar bakımı kadar gerçekten çok kolay yapraktan da çoğaltabilirsiniz çelikten çoğaltabilirsiniz kökten ayırarak çoğaltabilirsiniz zaten bu videonun sonlarında bir çoğaltma yapacağım çünkü bu görmüş olduğunuz bitki benim arkadaşıma ait bir bitki çiçeklerim içinde de turşu çiçeği yoktu yani bu çiçeğim de olmazsa olmaz tabi hem size nasıl çoğaltmış çoğalttığımı nasıl köklendirme yapacağımı da birebir göstermiş olacağım hem de öğrenmiş olursunuz arkadaşlar bu bitkimiz sıcağa da dayanıklı soğuğa da dayanıklı bir bitkidir. -5 dereceye kadar dışarıda kesinlikle yetiştirmenizde hiçbir sorun olmayacak bitkilerdendir. Sukulentlerdendir arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten sukulent ve kaktüsler daha çok dışarı dış mekan bitkisidir. Ama günümüzde ne yapıyoruz? iç mekanda da kolaylıkla yetiştirebildiğimiz bitkilerdir. Eğer siz bu bitkiyi aldınız ve evinizde yetiştirmek istiyorsanız güneş gören bir yere kesinlikle koymalısınız ve bol bol da ışık almalı. Havadar bir yer olmalı. Havadar demek ne der? Yani bol hava alabileceği, karanlık olmayan, böyle evi havalandıracağınız, ofisinizi havalandıracağınız mekanlarda olması gerekiyor. Hani dışarıda mutlaka bir serinlikte olsun alması lazım. Ama kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dona maruz bırakmıyoruz tabii ki. Bütün bitkiler gibi bu bitkimizde dona maruz kalırsa ne olur? Ölür. Bunun olmaması için daha kuytu köşelere koyabilirsiniz veya da iç mekanı alabilirsiniz. rüzgardan çok etkilenirler ve özellikle şiddetli rüzgarların olduğu yerlere kesinlikle koymuyoruz arkadaşlar. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi köklü bitkiler suyu sever arkadaşlar. Bu saçaklı bir bitkidir. Yani bol bol kökü olabilecek bitkilerdir. Bunu hemen siz zaten ektiğiniz zaman, çoğalttığınız zaman da inanamayacaksınız. Çok güzel şekilde kökleri ve saçaklı saçaklı kökleri oluyor. Bu da demek oluyor ki bol bol sulamanız gerekiyor arkadaşlar. Bir kere şöyle güzel bir sulayın bitkimizi çeşmenin altında. Ondan sonra bırakın kendi halinde kurusun. Sürekli sürekli su verirseniz de bu sefer köklere zarar verirsiniz arkadaşlar. Şimdi çeliklerimi alıyorum arkadaşlar. Dallarından bu şekilde kopartıyorsunuz. İstediğiniz kadar kopartabilirsiniz. Yapraktan da aynı şekilde çoğaltmasını yapabilirsiniz. Şimdi bir tane daha alacağım. Evet, şuralara bir bakalım. Arkadaşlar bunların çoğaltması çok kolay yani su, suya koyup köklendirme de yapabilirsiniz ama direkt toprağa da ekebilirsiniz. Önemli olan burada toprağa ekeceğiniz zaman çok büyük saksılara ekmenizi çok önermiyorum. Yani en fazla 5,5 numaralı saksılarda olabilir. Onun dışında daha büyük saksılara koymayın. Ama ben e, sukulentlerimi aranjman yapmıştım. O videomu da izleyebilirsiniz tabi geçmişe dönük. Şöyle bir bakarsanız arkadaşlar. Ben bu aranjmanımın içerisine koyacağım ve orada yetiştireceğim. Evet şimdi güzelce bu aranjmanımı arkadaşlar bunu nasıl yaptığımı da görmüştünüz. Direkt alıyorum ve şu şekilde toprağın içerisine bırakıyorum. İlk zamanlar fıs fısfısla sulayın. Daha sonra da normal sulama işlemine geçersiniz. Yapraklarını da aynı şekilde yapraktan çoğaltma yapacaksanız da arkadaşlar yaprakları içine bırakabilirsiniz. Ama benim her zaman size tavsiyem çelikleri ne kadar büyük alırsanız o kadar çabuk hızlı tutunur ve ne olur arkadaşlar daha güzel köklenir hem de hızlı büyüdüğü büyüyeceği için de size de zaman kaybı olmayacaktır niye büyümedi ne zaman büyüyecek gibi soruların olmaması için de biraz eğer ki alacağınız fideleri büyük alırsanız daha güzel olacaktır arkadaşlar evet yine geldik bir videonun sonuna yine merak ettikleriniz olursa yorum kısmına yazın gördüğüm müddetçe sizlere dönmeye çalışacağım arkadaşlar Merak ettiğiniz çiçekler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız kanalıma ücretsiz takip edebilirsiniz. Aboneliğim ücretsizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Çiçeklerinize sevgi vermeyi unutmayın.